Bugün sizlerle birlikte Hasankeyf'teyiz. Sadece tarihi yapıtlar da taşınmadı. Tabii insanların evleri de sular altında kaldığı için yöre halkına buralarda evler yapıldı. Bu arkamda görmüş olduğunuz çarşı ise eski Hasankeyf'te olan çarşıların burada bir araya gelmesiyle oluştu arkadaşlar. Eski Hasankeyf'ten taşınan tarihi yapıtlar buraya getirildi ve burada bizler için sergileniyor. Arkadaşlar şimdi Hasankeyf'in limanındayız. Üzerindeki Çinli süslemelerin Orta Asya kültürü olduğu bilinmekte ve Anadolu'daki tek örneği olarak geçiyor şu an için. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hasankeyf'teyiz. Hasankeyf, Batman'ın bir ilçesi ve eskiden sular altında kalmadan önce burası tarihi bir mekandı arkadaşlar. Hasankeyf için yani tarihinin yaklaşık 10.000 yıl öncesine dayandığı söylenmekteydi. Önemli yapıtları eski Hasankeyf'ten alıp yeni Hasankeyf denen yere yani bir müze tarzı yer oluşturuldu ve yöre halkı için yeniden bir ilçe tasarlanması gerekti. Oraya taşıdılar ve onları da sizlere video içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Burada tabii ilginç görüntüler ortaya çıktı. Boş kalan evlerin burada söylendiği gibi damları görünüyor. Karşıda bir tabela görünüyor. Yolun tabelası ya da şu önümüzdeki boş evin damı gibi görünüyor arkadaşlar. Burayı karşıya bağlayan bir köprü vardı. O köprüler falan sular altında tabii ki. Orada büyük bir çarşısı vardı. Şu karşıda oturduğumuz alanda Dicle Nehri'ni seyrediyorduk. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin en önemli nehirlerinden birisi de Dicle Nehri. Ve Dicle Nehri'nde Ilısu Barajı yapıldı. Bu baraj kaynaklı orada biriken su Hasankeyf'e doğru devam etti ve burası da o yüzden sular altında kaldı. Tabii ki ilçenin birçok kısmı sular altında kaldı fakat kalmayan bazı yapıtlar var ve karşıdaki şu mağaraları görüyorsunuz. O mağaralar kot farkından dolayı yukarıda kaldılar. Tabii ben suyun biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü bunlar bir hesaplama sonucu yapılan işler. Karşıdaki şu gördüğümüz betonlar muhtemelen onlara göre hesaplandı ve bir tık daha bence yükselecektir arkadaşlar. Ve şu betonların üzerinde de Hasankeyf Kalesi görünmekte. Peki bu karşı kısma nasıl ulaşabiliriz ya da daha yakından nasıl görebiliriz? Tıpkı Urfa'daki Halfeti gibi orası da bu şekilde bir sular altında kaldı. Ve oradaki tekneler gibi burada da tekneler var. Onlarla tur atıp suyun üzerinde o tarihi yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar eski Hasankeyf'ten bahsedeceklerim bu kadar. Taşınan yapıtlar var ve hatta şuradan gördüğüm üzere Zeynel Bey Türbesi'nin üst kısmı görünüyor ve taşınan cami minaresi de orada. Şimdi sizlerle birlikte yeni Hasankeyf'i bir tur atacağız. Sadece tarihi yapıtlar da taşınmadı. Tabii insanların evleri de sular altında kaldığı için yöre halkına buralarda evler yapıldı ve onlara verildi arkadaşlar. Şurası emniyet. Şu an yeni Hasankeyf'in içindeyiz. Sular altında kalan kısım karşısı ve bu şekilde yeni yapılan evler, binalar burada arkadaşlar. Tabii taş yapıt olması oldukça güzel gösteriyor. Şöyle bir yamaca doğru yani dağın eteğine doğru yapılmış evler sıralı ve alt alta bilmiyorum benim çok hoşuma gitti. Bu arkamda görmüş olduğunuz çarşı ise eski Hasankeyf'te olan çarşıların burada bir araya gelmesiyle oluştu arkadaşlar. Eski Hasankeyf'te yöresel eşyaların, hediyelik eşyaların satıldığı küçük küçük dükkanlar vardı. O otantik mekanı buraya da taşıdılar ve şu an burada arkadaşlar hizmet vermekte. Daha öncesinde de böyle tahta hediyelik eşyalar vardı. Onlardan şöyle bir tanesini size göstereyim. Adalet sopasını mesela. Bilmem anlatabildim mi? Bu tarz hediyelik eşyalar eski Hasankeyf'te vardı zaten. Söylediğim gibi çarşı burada yine devam ediyor. Ya da burada şöyle yöresel bulabileceğiniz şallar var arkadaşlar. Biz karşı tarafa doğru devam edeceğiz. Karşı taraftaki dükkanlar daha aktif hale gelmemiş arkadaşlar. Oradan devam edip müzeyle birlikte videomuza devam edeceğiz.
Şimdi arkadaşlar, eski Hasankeyf'ten taşınan tarihi yapıtlar buraya getirildi ve burada bizler için sergileniyor. Şimdi şu sol tarafta gördüğümüz eski bir hamam. Onun yanında kesik bir minare var ve onun kapısı da şöyle girişi gördüğünüz gibi. Zaten yapıtlar belli. Onlar eski ve taşındı. Yanına da işte tasarımı tamamlamak için yeni yapıtlar yapılıyor tabii. Şurada bir köprü var. Karşıya geçebileceğimiz, onu da göstereyim. Bu köprü sembolik ve eski Hasankeyf'te bu tarz bir köprü vardı. Sular altında kaldı, görünmüyor. Aynı yapıtı yapmışlar buraya tabii. Ardından yine bir minare ve kapısı. Zaten taşınan yapıtlardan bir tanesi de o. Onun yanında da muhtemelen cami yapılıyor. Onu tamamlamak için. Şurada da yine görünen bir kapı var. Cami kapısı, kale kapısı da olabilir. Ondan emin değilim. Ardından limanı görüyoruz. Orada yine liman yapılmış ve tekneler orada arkadaşlar. Sonrasında burada bir kümbet var. O da yine taşınan eserlerden bir tanesi. Ve karşıda da Zeynel Bey türbesini görüyoruz arkadaşlar. Bunlar eski Hasankeyf'ten taşınarak buraya getirildi. Ve şimdi bulunduğum yere dönüyoruz. Burası da kafeler olarak tasarlanmış. Burada oturup çay içip işte yemek yiyebileceğiniz mekanlar yapılmış arkadaşlar. Turizm açısından bu hali de gerçekten güzel olmuş. Hasankeyf'in eski halini çok sevenlerden birisiyim. Bu baraj beni üzmüştü ama şu halini gördükten sonra biraz daha üzüntüm azaldı diyebilirim. Şimdi biz karşıda bir Hasankeyf Müzesi var. Oraya doğru gideceğiz. Açık olup olmadığını bilmiyorum. Tabii şansımızı deneyeceğiz. Biz bu köprünün üzerinden geçeceğiz. Muhtemelen zamanla ben bu suyun bu köprünün altından geçeceğini düşünüyorum. Tamamı tamamlandıktan sonra bence oldukça güzel bir manzara çıkacaktır ortaya. Şu an bulunduğumuz yer arkadaşlar, az önce yukarıdan gösterdiğim köprünün üstü. Burası yukarıya göre oldukça ferah olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhtemelen suyun bir ferahlığı var ve zamanla buranın zaten suyla dolacağını düşünüyorum ben. O zaman hem manzara hem de hava olarak gerçekten ferah olacaktır. Şu anda Hasankeyf Müzesi'nin önündeyiz fakat şu an Hasankeyf Müzesi tadilat arkadaşlar. İçeriye giremedik. İçerisinde neler var az çok şöyle bilgilendirebilirim. Eski Hasankeyf'in minyatür olarak işte balbumundan yapılmış minyatürü var dediler. Onun dışında içerisinde çanak, çömlek ve tarihi birkaç yapıtın olduğu söylendi arkadaşlar. Şimdi bu müzenin olduğu yerden tekrardan bir bakabiliriz arkadaşlar. Buradan oldukça hakim olarak bakabiliyoruz. Yeniden işte eski Hasankeyf'in tabi sular olan kısmını gösterebilirim. Ve taşınan tarihi yapıtlar. Şu sol taraftakiler işte kafeler, çay bahçeleri ve çarşının olduğu kısım. Ve sağ taraftakiler yapılan konutlar ve idari binalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Hasankeyf'in limanındayız. Şöyle ki videonun başında bahsettiğim kısım, yani eski Hasankeyf'i görebileceğimiz yerlerde gezen küçük tekneler vardı. O teknelerin kalktığı yer burası. Burada farklı bir olay oluşmuş durumda. Tabii ki bu su kaynaklı. Bir denizvari bir görüntü var ve bu şekilde bu suların katmış olduğu bir şey, turizm ortaya çıkmış olacak Hasankeyf'te. Tabii Hasankeyf'e çok farklı bir hava katmış oldu. Sular altında kaldı diye üzülürken halk için de çok farklı bir gelir kaynağı ve günümüz turizm açısından da farklı bir görüntü oluşmuş oldu burada. Limanın konumunu da bahsettim arkadaşlar. Yeni Hasankeyf'te çarşılardan bahsetmiştim. Oradan devam ediyoruz. Arabayla buraya kadar da gelebiliyoruz. Arkadaşlar işte yolu bu şekilde buradan devam ediyor. Asfaltlanmamış tabii liman ama zamanla devam edecektir çalışmalar. Çünkü daha birçok çalışma devam etmekte burada. Şimdi limanı da bir göstereyim. Merdivenle bu şekilde iniliyor. Tabii suların biraz daha yükselmesi beklendiği için şu alt kısım, yani limanın alt kısmı, teknelere binilen kısmın biraz daha sular yükseldikçe şekil alacağı söylenmekte arkadaşlar. Tekrardan buraya çıkmışken arkadaşlar, eski Hasankeyf'in mağaraları şu tarafta, bir de kalesi buradan da görünmektedir. Şimdi buradayken şu karşıda yapılan köprüyü de göstereyim arkadaşlar. Orası Batman-Mardin Karayolu. Daha öncesinde bu sular olmadan önce karayolu hemen hemen bu taraftan geçiyordu. Şu an konumu değiştirildi tabii ki.
Şimdi arkadaşlar limandan sonra Zeynel Bey Türbesi'ne gidelim ve kapanışı orada yapalım hep birlikte. Arkadaşlar son olarak da Zeynel Bey Türbesi'ndeyiz. Zeynel Bey Türbesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğlu Otlukbeli Savaşı'nda ölür ve ondan sonra oğlu için yaptırdığı bir türbedir arkadaşlar. Şimdi burada türbenin nasıl taşındığı ile ilgili de birkaç fotoğraf ve anlatım var. Şöyle sizlere göstereyim. Ve Zeynel Bey'in genel tarihiyle ilgili bahsedilmiş bu tabelada. Zeynel Bey bu şekilde, size göstereyim de. Tam olarak tarihi bilinmemekle birlikte 1400'lü yıllarda yapıldığı söylenmekte. Yani tarihi bir yapıtı taşımak çok kolay olmasa gerek, değil mi? Zaten nereden itibaren eski yapı olduğu belli. Şuradan sonrası eski bir yapıt ve sonra getirilip bu şekilde oraya bırakılmış diyebilirim. Üzerindeki Çinli süslemelerin Orta Asya kültürü olduğu bilinmekte ve Anadolu'daki tek örneği olarak geçiyor şu an için. İçerisini de göstereyim size. Tam giremiyoruz ama. Hasankeyf'in eski hali. Burada da bir magnet bırakmışlar. Demir kapıdan çok içeriği göremiyoruz ama, ya da şuradan eski Hasankeyf'i sular altında görebiliriz. Arkadaşlar Hasankeyf turumuzun sonuna geldik. Şöyle ki Hasankeyf'in eski halini bilenlerden olduğum için Hasankeyf'in o halini çok çok beğeniyordum. Fakat şu an bu turu yaptıktan sonra eminim sizlerin de fikri değişmiştir. Çünkü buraya gerçekten yeni bir ilçe, yeni bir şehir inşa edilmiş ve bunu yapanlar gerçekten ciddi anlamda buna emek vermişler. Bunu en başta bu kadar beğenmesem de şu an gerçekten yapılan emeği takdir ediyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi turizm açısından da çok daha güzel bir yer olmuş. Öncesindeki tarihi yerler şu an ne yazık ki görünmüyor ama günümüz tarihine yakın olan bazı yapıtlar taşınmış ve bunları en azından görebiliyoruz. Bu açıdan da oldukça mutluyum. Bir de konumundan bahsedeyim arkadaşlar. Hasankeyf Batman'a yaklaşık 30-35 km, Mardin'e ise yaklaşık 100 km civarında bir mesafesi var arkadaşlar. Hani Güneydoğu turu yapıyorsanız arasındaki mesafeyi hesaplar, ona göre güzergahınızı çizersiniz. Bir de belirtmek istediğim bir şey var. Eğer buralara gelecekseniz yaz mevsimini bence kesinlikle tercih etmeyin. Hava durumu malum. Önerebileceğim mevsim ilkbahar ya da sonbahardır arkadaşlar. Bugünkü gezi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur ve sizler de benim kadar eğlenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.